Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli bakanlar, değerli misafirler, aziz kardeşlerim, sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İslam İstihbarat Teşkilatı Enformasyon Bakanları olağanüstü toplantısının başarılı geçmesini dedi. İslam dünyasının dört bir yanından toplantımızı teşkil eden misafirlerimize hoş geldiniz. Toplantımızın başta ısrar edilmiş Filistin topraklarında gazetecilik görevini yapmaya çalışan medya mensupları olmak üzere tüm basın camiası için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 7 Ekim tarihinden de Kayseri'de ve İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında çok büyük bir vahşet yaşamak. Batılı güçlerin hususun desteğini arkasına alan İsrail yönetimi bir avuç toprak parçasına sıkıştırdığı Gazze'lileri acımasızca katledi. Bugüne kadar 30 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz günharca şehit edildi, 70 binin üzerinde kardeşimiz de yaralandı. İsrail'in katlettiği Gazze'lilerin tahin esnekiyetini çocuklar, kadınlar ve yaşlılar için. İsrail, İsrail güçleri sadece masum sivilleri değil, aynı zamanda sahadaki gerçekleri dünyaya duyurmaya çalışan basın mensuplarını devlet alır. Özgür basının sesini kesmek amacıyla İsrail'in katlettiği medyanın sayısı da yüzün üzerindedir. İsrail'in durdurma, korkutma, susturma politikalarına rağmen gazeteciler her türlü riski göze alarak Gazze halkına ve hakikate karşı görevlerini yerine getirmektedir. Filistinli mazlumların sessiz soluğu olan tüm cesur gazetecileri selamlıyor. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyor. Küresel basın kuruluşlarındaki tasarrufunu da kullanan İsrail'in öz zamanlı olarak dezenformasyon faaliyetlerine de hız verdiğini görüyoruz. İstediği savaş ve insanlık suçlarını örtmek için İsrail, gerçeklerin çarpıtılması ve propaganda başta olmak üzere her yolu kullanmaktadır. Yaptıkları tarafsız haberlerle basit medya organları İsrail'in propaganda makinesinin işlemesine katkı sunmuştur. Bu tarafa karşısında İslam ülkeleri olarak sorumluluklarımızdan biri de yalanan hakikati tartışmasının önüne geçmektir. Gazze'li kardeşlerimize yönelik barbarlıkların kayıt altına alınması, duyurulması, İsrail'in dezenformasyon çabalarının engellemesi en önemli görevlerimiz arasındadır. Filistin topraklarında gazetecilere ve medya kuruluşlarına yönelik dezenformasyon ve saldırıları başlıklı toplantımızı buna vesile olacağı anlıyorum. İslam İstihbarat Teşkilatı Enformasyon Bakanları olağanüstü toplantısının düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor. Rabbim Filistinli kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Her birinizi muhabbetle selamlıyor, Allah'a emanet ediyor. Sağ olun, sağ olun.